Tahsin Paşa'yı gönderdim. Onlar da Avenis'i gönderdi. Lakin birden silah sesleri duyuldu. Avenis ve yanımdaki iki adam tek tek öldürüldü. Ben de canımı zor kurtardım. Nasıl olur? Neden vazgeçtiler? Abdülhamit Tahsin'in ihanet etmediğini anladı. Eyvah! Benim işim bitti o halde. Sana bir şey olmaz. Mehmet Selim'i tehdit ettim. Mahmut Paşa'ya para verip devlet sırrı aldım. Tahsin Paşa'ya da okkalı bir tokat yapıştırdım. Benim burada artık yerim yok. Korkma Fuat Efendi, korkma. Sen neden bu kadar rahatsın? Fuat Efendi'nin düşmanı Abdülhamit. Ancak onun koruyucusu arkasında kocaman bir dağ Rothschild. Rothschild onu hayatta yalnız bırakmaz. Sen onun Abdülhamit'le yaptığı anlaşmanın en mühim şartısın. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Bu vaziyeti hemen Paris'e bildirmeliyiz. Tüm anlaşmalar iptal. Ne diyorsun Laro? Anlaşmalar iptal diyorum. Abdülhamit'in askerleri Avenis'i vurmuş. Öldürmüş. Anlıyor musun? Tek bir şartı vardı Ermenilerin o kongreye katılmak için. Avenis'in serbest bırakılması. Ve o adam şimdi ölü, öyle mi? Öyle. Masa yıkıldı. Masa burada. Sapasağlam. Anlamıyorsun Sabahattin. Ermeniler o kongreye katılarak bir bedel ödeyeceklerdi. Bu bedel karşılığında tek bir istekleri vardı. Avenis'in serbest bırakılması. O adam şimdi ölü, ölü. Sen anlamıyorsun Karaso. Onlar da bedel ödeyecekler, biz de. Herkes bedel ödeyecek Abdülhamid'i yok edene kadar. Bak, ben memleketimden, sevdiklerimden, validemden, pederimden ayrı buralardayım. Bedel ödüyorum. Herkes bedel ödeyecek. Hünkârım, beni emretmişsiniz. Biz karar vermeden evvel sizin de divanımızda bulunmanızı istedik. Fuat Efendi'nin kime hizmet ettiğini biliyorduk. Cezasını ertelemiştik. Hünkârım, beni kaçırdıklarında Fuat Efendi karşıma çıktı. Yüzüne tükürdüm. Bütün bu tertibin arkasındaki odur. Hakanım, derhal bu Fuat madrabazını ayaklarımızın altına alalım. Alalım almasına hünkârım. Evelallah gücümüz her şeye yeter. Lakin Rothschild gitmeden evvel borç meselesiyle Fuat Efendi'yi alakadar etti. Fuat Efendi'yi almamız demek, borç anlaşmasının iptal edilmesi demek. Fabrika hamlemizin durması demek. Ekonominin kötüye gitmesi demek. Fuat'ı alınca daha ne gibi yaptırımlarla karşılaşacağız bilmiyoruz. Dengeler hünkârım. Tek denge var paşa. O da devlet. Dengeler adına siyasetimizi kah yumuşattık, kah merhamet yüzümüzü gösterdik. Lakin dengelerle bu iş yürümez. Bizim dostluğumuza saldırdılar. Evin içine, gönlümüze, yüreğimize saldırdılar. Bedel ödeyeceksek öderiz. Eğer bedel ödemeye hazırsan, Ermenileri kongreye tekrar ikna etmek için daha büyük bir arzularını yerine getirebilirsin. Neymiş o? Vilayeti Sitte. 6 Ermeni vilayeti. Erzurum, Van, Bitlis, Harput, Diyarbakır ve Sivas. Abdülhamit bunları asla Ermeni vilayeti olarak kabul etmedi. Berlin Anlaşması'nın 61. maddesinde Ermenilerin bu vilayetlerde korunmasını ve reformlar yapılmasını kabul etti lakin. Sadece kağıt üstünde kaldı Karaso. İşte Ermeniler de bunun gerçekleşmesini istiyor. Abdülhamit'in siyasi hamleleriyle zekice sadece kağıt üzerinde kalan 61. maddenin gerçeğe dönüşmesi halinde hınçakları yanınıza alabilirsiniz. Ruslar vilayeti Sitte'yi kabul etmeli. Ve Abdülhamid'e burada reformlar yaptırmayı kabul ettirmeli. Peki. Ruslar Abdülhamid'e baskı yapıp vilayeti Sitte'de reformlar yapılmasını kabul edecek. Lakin bu sadece bundan ibaret bir siyaset olmayacak. Müslüman muhalif teba ile Ermenileri yan yana getireceğiz. Ortak talepleri olacak. Abdülhamid'e karşı tüm muhaliflerin bir araya gelmesi şart. Venberi
Ruslarla olan siyaseti belirlerken biz de matbuat yoluyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Herkes bedel ödeyecek. Harp meydanı bedel olarak can ister, kan ister. Aşk bedel olarak gönül ister. Siyaset bedel olarak yenilgi ister. Lakin biz harp ederken canımızı vermekten, muhabbet ederken gönlümüzü vermekten, siyaset ederken yenilmekten asla korkmayız. Bedeli ne olursa olsun, ben Sultan Abdülmecid Han oğlu Sultan Abdülhamid Han emrimdir. Fuat'ın ayaklarımızın altına serilmesini emrediyorum. Abdülhamid benim onun düşmanı olduğumu bildiği halde bana el süremiyor. Bu onun için çok ızdırap verici olmalı. Osmanlı padişahlarına verilen ilk eğitimlerden biri nedir? Bilir misin? Silah eğitimi. Hayır. Sabır eğitimi. Osmanlı'nın bu konuda geliştirdiği dahiyane çözüm ise bütün bunları sanat dallarıyla yapmak. Yani çocuklar bir yandan teship, hat ve ebruyla uğraşırken aslında bir taraftan sabrı öğrenirler. Abdülhamit'in size ilişmemesi kifayetsizliğinden değil. Sabredip doğru zamanda doğru hamleyi yapmak istemesinden. Neyse ki yanınızda Abdülhamit'i benim gibi çok iyi tanıyan, hamlelerini önceden kestirip ona göre tertip düzenleyen biri var. Yani Rothschild operasyonu doğru kişiye emanet etti. Tam zamanında geldin Şivenaz. Senin gibi bir güzelliği görmeye çok ihtiyacım vardı. Ben benim sohbeti sıkıcı geldi galiba. Fuat Efendi'ye Osmanlı padişahlarının yetiştiriliş tarzı ile ilgili malumatlar veriyordum. Çünkü düşmanınızı yeterince tanıyamazsanız onu yenmeniz mümkün değildir. Sen ne yaptın? Seniha Sultan mesele çıkarmaya devam ediyor mu hala? Seniha Sultan artık tek kelime bile edemez. Bidar Sultan bana tamamen itimat ediyor. Naime Sultan da zaten avucumun içinde.